Tayyip Erdoğan'ı vereceğim. İnadına bin defa Tayyip Erdoğan. Yüzyılın lideri. Bunun daha lamicimi yok. Kılıçdaroğlu, namus sözü veriyorum, işçileri çıkarmayacağım. Namusun üzerinde verilebilecek başka söz var mı? Siz teröristlerle işbirliği yapıyorsunuz. Görüp görecekleri bu kadar olacak. İnşallah Allah'ın izniyle 15 Mayıs'ta hepsi o masanın altına gömülecek. Zamanında Avrupa'da el pençe duran başbakanlardan utandım. Şimdi gurur duyuyorum. Dünya lideri ya, gurur diyorum. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaat ettiklerine bakıyoruz. HDP'ye bakanlık verilmesi söz konusu. Abdullah Öcalan'ı ev hapsine alacaklarından bahsediyorlar. Bütün FETÖ terör örgütü mensuplarının hepsinin tamamı 15 Mayıs'ta Türkiye'ye gelme umuduyla yanıp tutuşuyor. Ülkemizin bütünlüğüne karşı olan terör örgütlerine karşı olmak için Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuna kadar yanında olacağız. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Tabii ki Erdoğan. Küresel emperyalistler. Benim cennet vatanımı bir ameliyat masasına yatırıp bölük pörçük 780 kilometre kare vatan toprağını bize çok görüp İsrail'in Orta Doğu projesine zemin hazırlamaya çalışırken Boğaziçi'nde yaşayıp piposunu tüttüren, yalılarda yaşayan Boğaziçi'nin monşerlerine, akşam viskisini yudumlayıp gündüz sarhoş kafayla gezen CHP'nin burjuvasına hiçbir zaman oy vermeyeceğim. Benim vatanım paramparça edilmek istenirken bunun karşısında dimdik duran, hiç eğilmeyen emperyalistlere, küresel çeteye boyun eğmeyen reisimin arkasındayım. Ölümüne reis Kılıçdaroğlu. En azından şu an günden iyi olacağını düşünüyorum. Meral Akşener'in o masada durması mümkün değil. Sen Selahattin Demirtaş Şahin'in masada oturamazsın. Sen bir milliyetçisin. Ben eski CHP'liyim, Atatürkçüyüm. CHP'liler niye HDP'yi aldılar saflarına? HDP'liler bizim çocuklarımızı öldürdü. Niçin onu aldı CHP? CHP almasın dağdakilerin partisini. Almasınlar. Sırf ben düşünmüyorum. Benim gibi herkes de böyle düşünüyor. Kılıçdaroğlu. 21 yıldır ülkemiz çok güzel bir şekilde yönetiliyor. Hiçbir sorunumuz yok. Yine de değişim gerekli. Mecbursun sen etrafındaki diğer sana biraz daha yakın insanlarla işbirliğine gitmeye. Yani bunu anlamayacak kadar bir millet olmamamız gerekir. Ülke için Erdoğan, vatan için Erdoğan. Küçükken muz kabuğu bulsam muz kabuğu yerdim. Şimdi çocuğuma muz yediremiyorum. Beğenmiyor. Sabah kahvaltıya geçiyorsun 50 çeşit peynir. Adam açım diyor. Sen nasıl açsın kardeşim? Kardeşim sofranda şimdi eskiden 2 çeşit varken şimdi 50 çeşit koyuyoruz. 200 milyona peynir alamıyoruz. Allah-u Teala size hiçbir zaman fırsat vermesin. Bu ülkeyi size vermesin. Vatan elden gittikten sonra o peyniri bir yerine sokarsın sen. Kılıçdaroğlu, biraz önümüzü görelim. Yeter. 21 sene aynı kişiyi gördük. Kılıçdaroğlu ne ya? Ben bugün seccadenize basarım, yarın da Kur'an'ınıza basacağım diye böyle. Şöyle bir tane büyük bir gemi yanaştı. Gemi. Gemiye girin de bir görün. Bu devletin gücü bu. Güçlü olmayan insan her zaman için zayıftır. Çiğnerler seni. Yerler, bitirirler, öldürürler. Gidin Çanakkale şeritini bir görün. Kimisi Bitlisli, kimisi Van'lı, kimisi Sivaslı, kimisi Erzurumlu, kimisi Erzurumcanlı. Bu vatanı biz bunlardan kurtardık. Ne oluyoruz kardeşim, ne oluyoruz? Kime veriyorsunuz bu memleketi ya? Tayyip Erdoğan bu memleketin başında olduğu müddetçe Allah bu vatanımızı her zaman daim edecek inşallah. Benim özgürlüğümü bana verdiği için sonuna kadar Erdoğan diyorum. Allah benim ömrümden alsın, ona versin. Göklerden de gelen karar vardır. Tayyip Erdoğan en az %52 oy potansiyeli olan lider, bu kesimin duasını alıyor. Şimdiye kadar hep bizi koyun diye hitap ettiler. Milli olduğumuz için mi koyun olmuş oluyoruz? Altılı masada Meral Akşener dediler ki HDP bizde olamaz, masada da değil bir. Şimdi onlara ne vaat ettiler de çıkıp bu cesareti gösterip bangır bangır tehdit ediyorlar devletimi, hükümetimi ve başkanımı. Erdoğan ne demek? Kılıçdaroğlu kim ya? Baştan aşağı yalancı. Akşam dediğiniz sabah kendi bile inanıyor. Ölümüne kadar Erdoğan. Bayrampaşa Sebzeli'nde esnafım. Her ay 100 bin lira vergi veriyorum. Helali hoş olsun bu vatanıma. Savunma sanayimizde ülkemiz önemli bir mesafe kat etti. Bu kazandığımız mesafeyi bir daha geriye dönmek istemiyoruz. Erdoğan, soğan niye çöpe dökülüyor? Patates neden çöpe dökülüyor? Ama ben onları Allah'a havale ediyorum. 14 Mayıs'ta bence Erdoğan alacak, kesin alacak seçimi. Ülkemiz, vatanımız elden gidiyor. Vaatlere baktığımızda Türkiye'nin parçalanmasına yönelik olan vaatler. Patates, soğan vesaire meselesi değil, vatan meselesi. Patates, soğanla bizim ülkemiz kurtarılmadı. Kanlarla kurtarıldı. Şehitlerimizin kanlarıyla kurtarıldı. 40 bin tane şu ana kadar şehit edilen askerimizin müsebbipleri olanlarla ortaklık yapılması kesin
kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi ile bağdaşmamaktadır. Cumhuriyetçilikle bağdaşmamaktadır. Atatürk'le kesinlikle bağdaşmamaktadır. Erdoğan muhalefete baktığımız zaman kimse projelerden bahsetmiyor. Bunları bir araya getiren Erdoğan düşmanlığı, Erdoğan karşıtlığı, işte Erdoğan'ı düşürelim, her şey güzel olacak, her şey refaha erecek, Türkiye uçacak. Bu mümkün müdür? Mümkün değildir. Bir Alevi olarak Kılıçdaroğlu. Tayyip'in yaptıklarından dolayı Kılıçdaroğlu. Yani Tayyip'in karşısına kimi koysanız yine ben ona oy veririm yani. HDP ile şu anda beraber olmak kanına dokunmuyor mu bir Atatürkçü olarak? Atatürk'ün çizgisinde ilerliyorum ben. Atatürk Alevi'yi katletti ama bu ülkeye zarar veriyorsa onu da katletmesi bence iyiydi yani. Ülke kim zarar veriyorsa onu hak edildiğini görmesini istiyorum. O zamanki Alevilerdeki başlarındaki bazı iskankerler zarar veriyordu. O yüzden Atatürk de bunları öldürttürdü. Atatürk isteseydi özerklik verirdi Kürtlere. Neden vermedi de şimdi Kılıçdaroğlu özerklik derdine düştü? Her şey o için mi? Her şey o için değil. Sadece burada Aleviler Kürtleri ayrıştıkları için onlar da bir oldular şu anda. HDP'liler de biz oy vererek, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vererek Aleviler ve Kürtleri ayırmak isteyenlere karşı birlik olduk. HDP'lilerle PKK'lar aynı yere tutmamak lazım. O zaman da HDP'liler oy vermiş bir insanım. Barajı geçsin diye oy vermiş bir insanım. Ama PKK ile HDP'yi ben bir tutmuyorum şu anda. HDP ile PKK'yı bir tutmuyorsun ama Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğini söyleyen Selahattin Demirtaş'ı destekliyorsun. Bir tane HDP'den bana Türk bayraklı bir mitingini göster. Ben şu anda bayraklı mayraklı ben takip etmiyorum. HDP'nin mitinglerinde Abdullah Öcalan'ın posterleri neden var? Neden Türk bayrağı yok? O zaman onları Kürtlere sormak lazım. Bana sormak lazım. Kürtler değil, HDP'nin içerisinde Türk daha çok. Olabilir. Yani onlara sormak lazım. Benim ilgilendirmiyor bu olay. Ama siz destekliyorsunuz, yanındasınız. Atatürkçü partisiniz. Evet, ben destekliyorum çünkü şu anda Kürtlere bir ayrımcılık yapıyor. Ben ayrımcılık yapılmasını istemiyorum. Kürtlere konuşma özgürlüğünü alması gereken hakları kim verdi? Atatürk verdi. Kürtçe konuşulmasına izin verilmiyordu Kürtlere. Olabilir. Hiç okumadın. Olabilir. Hiç araştırmadın. Olabilir. O yüzden... Hiç Kürt arkadaşın var mı? Var. Bir sürü Kürt arkadaşım. Hiç öğrenmedin mi? Öğrenmeme gerek yok. Şöyle bir şey var. Kürtlere HDP oy verdiği zaman PKK'lı düşünüyorsanız Kürtler de istediği şeyi yapabilir yani. HDP PKK'yı desteklediğini açıkça beyan etti. Selahattin Demirtaş'ın bir sürü açıklaması var. Bir sürü PKK'lı teröristin cenazesine katıldı. Leşlerin ölümüne üzüldüler ya. Sen üzülüyor musun? Ben üzülüyorum. HDP oy veren Kürtlere de PKK'lı demiş oluyorsun. Aynı şey. Ben öyle bir şey söylemiyorum. HDP'ye PKK'nın siyasi ayağı olduğunu söylüyorum. Bir Atatürkçü partinin bunu neden desteklediğini anlam veremiyorum. Çünkü sen dedin ki Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bunu da burada bağırdın. Evet. Seni çekmedim. Evet. İstemezsin diye. Şu an çekebilirsiniz. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerim yolundayım. Her zaman layıklık yolunda. Sana iç sürüleri diyen insana oy veriyorsun. Ya iş sürüsüyle alakası, ben size diyorum ki hala anlatamıyorum. Siz başka yerden vuruyorsunuz, ben başka yerden anlatıyorum. HDP bir siyasi partidir. PKK ile bir olmasını istemiyorum. Yani onlar öyle diyebilir ama içlerinde olmayanlar da var. Özellik açıklamaları var. Hatta bunları mitinglerinde artık büyük bir cesaretle açıklıyorlar hiç korkmadan. Siz de bir Atatürkçü olarak özellikliği, Kavala ve Öcalan gibi teröristleri çıkartmayı kabul eden insanlara nasıl oy veriyorsun, destekliyorsun? Beni desteklerim. Niye desteklemiyorum ki? Türkiye şu anda en çok altın alan dünya devleti. Altının amacı şudur. Altın hiçbir zaman değerini kaybetmeyen bir yapıdadır. Savaş durumunda, bir şey durumunda para değerini kaybeder. Mesela Rus rublesini gördünüz. Nasıl yerliğe çakıldı? Ama altın yerliğe çakılmıyor. Türkiye'nin de belki buradaki bir amacı olarak ekonomiyi sabitleme olabilir. Hazreti Yusuf ne dedi? 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk. Belki o da olabilir. Bu devlet bu kadar altın alıyorsa bildiğim var. Devlet ne yapıyor? Altın gününe mi gidecek? Amerika bir altın vereyim. Avrupa bana bir altın versin. Devletin bu altınları kullanmasının sebebi ekonomisini düzeltme sebebi. Ben daha oy vermeyen bir gencim ama yine de bunları görmek lazım. Kılıçdaroğlu 11 senedir yeniliyor. Yenilmesine rağmen koltuğu bırakmadı. Tayyip Erdoğan her seçimde yendi. Hala da utanmadan Tayyip Erdoğan karşısına çıkabiliyor. Erdoğan. Ben kendim oyumu Erdoğan'a vermiş insan değilim. Her şey yaptı. İnsanlara yanılamıyor. Ülkemiz cennet olmuş. İnsanlar kıymet bilmiyor. Keşke parmağım kesseydi. İmamoğlu'na oy vermeseydim. Erdoğan. Tabii ki Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan tabii ki. Muharrem İnce. Erdoğan, AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan. 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 Tabii ki Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan.